Hepinize merhaba benim sevgili öğrencilerim. Pekiştirme çalışmalarımıza matematik dersiyle devam ediyoruz. Dersimizde doğal sayılarla örüntü konusunu işlemiştik zaten. Şimdi onunla ilgili bir pekiştirme çalışması yapalım sevgili öğrencilerim. Örüntüyü sayılarla ilişkilendirip eksik olan bölümleri birlikte tamamlayacağız. Geriye yaslanıyorsunuz, dikkatli bir şekilde beni dinliyorsunuz. Evet, birinci sorudan başlayalım şimdi. Bakın, birinci soruda ne demiş? Yukarıda silindirden oluşan örüntünün 5. adımında kaç silindir vardır demiş. İşte silindirlere bakalım. Bakın 1, 2, 4 ve 7. 5. adımda kaç tane silindir geleceğini bulacağız sevgili öğrenciler. Biz örüntü konusunu işlerken 1, 2 ve 3. sınıfta da söylemiştim. Ne yapacaktık? Önce örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. Ve bunun için ne yapıyorduk? Hani böyle hatırlıyorsanız. Evet, perde çekiyorduk sevgili öğrencilerim. Daha sonra örüntümüzün kuralını buluyorduk. 1'den 2'ye gitmiş. Yani ne olmuş? Artı 1 artmış. Daha sonra 2'den 4 olmuş. Yani artı 2 artmış. Daha sonra 4'ten 7 olmuş sevgili öğrencilerim. Yani artı 3 artmış. Bakın 1, 2, 3 şimdi ne gelecek? Evet, artı 4 gelecek. Yani 4. adımda 7 silindirin üzerine 4 tane daha silindir koyarsam burada kaç tane silindir olması gerekiyor? 11 tane silindir olması gerekiyor. Yani doğru cevabımız nedir sevgili öğrencilerim? C şıkkı olacaktı. Evet, örüntünün kuralı 1, 2, 3, 4, daha sonra 5, 6, 7 bu şekilde artarak ne yapıyor? Devam ediyor. Birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkıydı. Yine ikinci soruda şekilli bir soru var sevgili öğrencilerim. Bakın, evet, yukarıdaki birinci soruyla benzer bir soru. Yukarıdaki örüntüde yıldızlar belirli bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre 4. adımda kaç tane yıldız olması gerekir diyor. Şimdi birinci yıldızdan sonra ne gelmiş? 3 yıldız. Yani bu ne olmuş? Artı 2 artmış. İkinci adımdan sonra kaç tane yıldız gelmiş? 5 tane. Yani 3'ün üzerine yine artı 2 artmış. O zaman bu örüntümün kuralı ne? Artı 2. Artı 2 şeklinde devam edecek. Yani buraya da artı 2 şeklinde devam ederse 3. adımda bakın sevgili öğrencilerim 3. adımda kaç tane yıldız var? 5 tane. Artı 2 daha eklersem kaç tane yıldız olması gerekiyor 4. adımda? Evet, 7 tane yıldız olması gerekiyor. Örüntünün kuralı ikişer artarak devam etmiş. Bakın 5. adımda artı 2 daha eklersem 9 tane olması lazım. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, artı ikişer devam ediyor. O zaman 4. adımda kaç tane yıldız olması gerekiyor? 7 tane yıldız olması gerekiyor. İkinci sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı olacaktı. Örüntünün kuralını önce buluyoruz. Daha sonra da sayımızı buluyoruz sevgili öğrenciler. Evet, 2 tane şekilli ve çok kolay soruydu. Şimdi gelelim 3. sorumuza. Yandaki tabloda sayılar belirli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre K artı L'yi soruyor sevgili öğrenciler. Bakın bu K sayısını bulacağız ve L sayısını bulacağız. Daha sonra bunların neyini istiyor bizden? Toplamının kaç olduğunu istiyor. Şimdi önce örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. Bakın işte yukarıdan aşağı ya da ne yapabiliriz? Sağdan sola doğru sayabiliriz. İşte 1, 5, 9. Burada ne olmuş sevgili öğrencilerim? Kaçar artmış? 4'er. Yukarıdan aşağıya sayarsak 1, 4, 7, işte 5, 8, 11, 19, 12, 15, 18, 3'er 3'er artmış. O halde bakın 1, 4, 7. Yukarıdan aşağıya yapalım. 1'den 4'e gelmesi için ne olmuş? Artı 3 olmuş. Daha sonra 4'ten 7'ye gelmiş yine ne olmuş? Artı 3 olmuş. Yine artı 3 artması lazım burada da sevgili öğrencilerim. O halde 7'nin üstüne artı 3 daha eklersem K ne olur? 10 olur. Harikasınız. Bakın K'yı bulduk. K neymiş? 10'muş. Şimdi L'ye bakalım. 16, 19, 22. Üçer üçer artmış yine bakın. 16'dan 19'a 3 artmış. 19'dan 22'ye 3 artmış. O zaman 16'dan önce ne gelecek sevgili öğrencilerim? Evet, 13 gelecek. Burası da
üçer üçer arttığı için yine ne olacak? 13 gelecek. O halde nedir? K 10'dur. L de 13'tür. Tekrar yazalım. K 10 artı L de 13 ise 10 artı 13 nedir sevgili öğrencilerim? 23'tür. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Biz yukarıdan aşağıya doğru kuralı bulduk. Eğer bu taraftan da yapmak istiyorsanız bu şekilde kuralımız artı 4 gidiyor sevgili öğrencilerim. Buna göre de yapabilirdiniz. Evet, 3. sorumuzun doğru cevabı D şıkkıydı. Gelelim. Kaçtayız? 4. sorudayız. Devam ediyoruz. Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi ben size ne demiştim? Bu tür sorularda önce örüntünün kuralını bulacaktık sevgili öğrencilerim. Bakın 324, 108, soru işareti 12, 4 var. Şimdi bu soruda şöyle farklı bir soru gibi duruyor ama kolay. Bakın bu taraftan bulmaya çalışacağım örüntüyü sevgili öğrencilerim. Bakın 4'ten 12'ye gelmiş. 4'ün kaç katını alırsam 12 bulurum? Evet. 4'ün kaç katını alırsam 12 bulurum? Tabii ki 3 katını. İşte 3 kere 4. 4 kere 3 nedir? 12. Bu örüntünün kuralı 3'er kendinin 3 katı şeklinde gidiyor sevgili öğrencilerim. Bakın 12'nin de 3 katını alırsam 12 çarpı 3'ten nedir? 36'dır. Yani buraya gelecek sayı 36 olacaktı. Evet, 36. Şimdi devam edelim daha iyi anlayabilmeniz için. Bakın 36'yı da 3 ile çarparsam sevgili öğrencilerim 36 işte çarpı 3 nedir? 36 çarpı 3. Evet, 36 çarpı 3 eşittir. Bakın 3 kere, evet, 3 kere 6, 18. Evet, işlemi direkt ben yapayım. Siz çarpın. 36 ile 3'ü de çarparsam 3 kere 6, 18. 18'in 8'i elde var 1 diyordum. 3 kere 3, 9. 1 de elde var 10. 108. Bakın devam edeyim daha iyi anlayabilmeniz için. 108'i de 3 ile çarparsam sevgili öğrencilerim 108 çarpı 3. O da nedir? Eşittir 324. Bakın. Her sayının 3 katını alarak devam eden bir örüntü. Farklı ve güzel bir soru değil mi? Evet, soru işareti yerine ne gelecekmiş o zaman? 36. 4. sorumuzun doğru cevabı da A şıkkı olacaktı. Şurayı yine kontrol edin sevgili öğrencilerim. Bakın burası önemli. Her sayının 3 katını alarak devam eden bir örüntü. Evet. Gelelim. Diğer sayfamıza, 5. sorumuza sevgili öğrencilerim. Ne demiş? Yukarıdaki örüntüde soru işareti olan yerlere hangi sayılar gelmelidir demiş. Bakın bu şekilde sayılar var. Üstteki sayıya bakın. 3, 9, 15, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Bakın sevgili öğrencilerim burada 2'den 5'e gitmiş. Yani ne olmuş? Evet, artı 3 şeklinde gitmiş. Daha sonra 5... 8, 11 şeklinde, 14, 17 şeklinde hep ne olmuş? 3'er artarak devam etmiş sevgili öğrencilerim. Evet, 3'er artarak ne olmuş bu sayılar? Devam etmiş. O halde biz ne yapacağız? 3'er arttığı için bakın. Evet. Ya da şu şekilde yapın. 2'den şu birinci yerlere bakın sevgili öğrencilerim. Bakın şu şekilde anlatayım. Biraz karışık bu. Şimdi 2'den birinci yere baktığınız zaman ne olmuş sevgili öğrencilerim? 8 olmuş. Daha sonra 14 olmuş. Önce burayı bulalım. Bunun kuralı ne? 2'den 8'e gittiği için 6. Yani artı 6. 8'in üzerine 6 koyarsam 14. O halde 14'ün üzerine 6 daha koyarsam ne olur burası? Evet, 20. Burayı bulduk. Şimdi gelelim diğerine. Şunu biraz daha belirginleştireyim sizin için. Burayı bulduk. 20. Diğerine bakalım şimdi. Bakın. 5 ne olmuş? 11. 11'den sonra 17 şeklinde gidiyor. Yani bu da ne oluyor sevgili öğrencilerim? Yine
6'şar artarak gidiyor. O zaman 17'nin üzerine 6 daha koyarsam 17 artı 6 nedir? 23 olacaktı. Bakın burayı da bulduk. Sıra sıra buluyoruz. Şimdi gelelim diğerine. 3 ne olmuş sevgili öğrencilerim bakın. 9. 9'dan sonra 15. Yine artı 6 şeklinde devam ediyor örüntünün kuralı. Her yerde artı 6 şeklinde devam ediyor. O halde 3'ün üzerine 6 koydum 9. 9'un üzerine artı 6 koydum ne oldu? 15. 15'in üzerine artı 6 daha koyarsam burası ne olur sevgili öğrencilerim? 15 artı 6 21. Bakın bu 3 sayıda ne yaptık? Bulduk. 21, 20, 23. Nerede var sevgili öğrencilerim? Evet, C şıkkı 21, 20 ve 23 şeklinde olacaktı. Harikasınız. Hepsinde artı 6'şar artarak ne yapmış sevgili öğrencilerim? Devam etmiş. Evet, gelelim 6. sorumuza. Yukarıdaki sayı örüntüsü belirli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir? Şimdi ne diyorduk? Önce kuralımızı bulmamız gerekiyor, değil mi? Bu şekilde perdemizi çiziyoruz. Kuralımızı bulmamız gerekiyor. 11'den 14'e gitmiş. 14'ten 20'ye gitmiş. 20'den 29'a. 29'dan ne olmuş sevgili öğrencilerim? 41'e. 11'den 14'e olurken ne oluyor? Artı 3. 14'ten 20'ye giderken ne oluyor? Artı 6. 20'den 29'a gitmiş artı 9. 29'dan 41'e gitmiş sevgili öğrencilerim. Ne olur? Evet, artı 12 şeklinde gitmiş. Şimdi bu örüntünün kuralı nedir? Bakın 3, 6, 9, 12. Evet, üçer ritmik sayarak gitmiş. O halde 12'den sonra ne gelecek üçer ritmik sayarsam? Artı 15 gelecek sevgili öğrenciler. Yani 41'in üzerine 15 daha eklersem, bakın şurada yapalım. 41 artı 15 nedir? Eşittir 56 şeklinde olacaktı. Şurayı biraz daha belirginleştireyim. Örüntünün kuralı üçer ritmik sayma. Bakın 3, 6, 9, daha sonra ne olmuş? 12. Daha sonra ne gelecek? 15. Yani 41 artı 15'ten 56. Sorumuzun doğru cevabı nedir? C şıkkı olacaktı. Evet, güzel bir soru yine. Üçer ritmik sayarak artan bir örüntü sevgili öğrencilerim. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yerlere hangi sayılar gelmelidir demiş. Evet. Bu örüntüde hangi sayılar gelmelidir demiş. Ama şurada bir soru daha varmış. Onu da yapalım. Bakın şurayı unuttuk. 2, 8, 10, 16, 18. Ha, burayı yapalım. Daha sonra 7. soruya geçelim. Şimdi 2'den 8'e, 8'den 10'a, 16, 18. Sevgili öğrencilerim, gidiyorduk. Perdemizi çektik işte. 2'nin üzerine ne oldu? Artı 6 eklersem 8. 8'in üzerine artı 2 eklersem 10. 10'un üzerine artı 6 eklersem 16. 16'nın üzerine artı 2 eklersem 18. Şimdi bu örüntünün kuralı ne? Artı 6 artı 2. Artı 6 artı 2 artı 6. Harikasınız. Örüntümüzün şarkısı diyorduk yani bakın. Artı 6 artı 2 artı 6 artı 2. 2'den sonra ne gelecek? Artı 6. Yani 18 artı 6 eşittir nedir? 24. O zaman buraya hangi sayı gelecek sevgili öğrencilerim? 24 sayısının gelmesi gerekiyordu. Evet, şimdi diğer örüntümüze bakalım. Önce kuralını belirleyeceğiz, değil mi? Yine perdemi çekiyorum bakın. Evet, 9'dan 14'e gelmiş sevgili öğrencilerim. Ne olmuş? Artı 5. 14'ten 15'e çıkmış. Yani artı 1. 15'ten ne olmuş? 20'ye gelmiş. Yani artı 5. 20'den 21'e gelmiş. Artı 1. Bakın örüntünün kuralını bulduk. Şimdi örüntümün şarkısını söylüyorum. Artı 5 artı 1. Artı 5 artı 1
Artı 1'den sonra gelecek. Artı 5. 21 artı 5'ten, 21 artı 5'ten ne olur sevgili öğrencilerim? 26 olacaktı. Evet, burası da 26 şeklinde olacaktı. Devam edelim şimdi 7. soruya. Şimdi 7. soruya geçebiliriz. Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yerlere hangi sayılar gelmelidir demiş sevgili öğrenciler. Evet. Bakın. Önce ne yapıyorum yine? Kalemimi aldım. Örüntümün kuralını belirlemek için böyle perdemi çekiyorum. Sonra kuralımı buluyorum. 55'ten 52'ye ne olmuş? Azalmış. Yani eksi 3 azalmış. 52'den 57'ye ne olmuş? Artmış. Artı 5 artmış. 57'den 54'e azalmış. Eksi 3 azalmış. 54'ten 59'a bir artış var. Artı 5 artmış. Örüntüyü bulduk değil mi? Bakın. Eksi 3 artı 5. Eksi 3 artı 5. Eksi 3 artı 5. O halde 59'dan 3'ü çıkarırsam burası ne olur sevgili öğrencilerim? 56. Evet. 56'nın üzerine 5 daha eklersem ne olur burası? 61 olur. 56 ve 61 şeklinde örüntü tamamlanacaktı. Hangi seçenekte var? A seçeneğinde 56 ve 61. 8. sorumuzun doğru cevabı da A şıkkı olacaktı.